Ahmet Hoca. Çocuklarda omurga eğrini neden olan, bakın hani günlük yaşamda münasebis bir şekilde hep böyle bilgisayar başında oturuyorlar, yan oturuyorlar. Allah'ın seversen bunların bir zararı var mı? Bunların muhakkak çok büyük zararı var. Omurga eğrini dediğim gibi nedenini bilmiyoruz şu anda ama sonuçta bunun mekanik bir şey olduğunu biliyoruz. Henüz daha kötü pozisyonun omurga eğriline neden olduğu ispatlanmasa da kötü postür, saatlerce bilgisayar başında çalışmak bunların hepsinin ileride bize çok büyük zarar olacağını biliyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi özellikle 40-50 yaşından sonraki skolyozların kesinlikle tetikleyici bir neden olarak düşünülüyor. Ve aynı zamanda diğer omurga hastalıklarının ağır çantada buna dahil olmak üzere nedeni olduğu düşünülüyor. O nedenle de postür alışkanlığını küçük yaşta kazanmak çok çok önemli. Yani bu eğitimi mutlaka çocuklarımıza bu yaşlarda iyi duruş alışkanlığını mutlaka kazandırmamız gerekiyor. Ve ellerine de çanta vermeyelim. Kocaman kocaman ağırlıkları. Şükür şimdi sırt çantası falan deniyor ama çocuklar yine bir omzuna atıyorlar. O da öyle dolaşıyorlar. Otururken de bir şekilde duruyorlar. Duruş alışkanlıklarını toparlamamız lazım. Evet. Peki bu ara yavaş yavaş egzersizlere doğru da bir girsek diye düşünüyorum. Tabii. Sizin söyleyeceğiniz egzersizler vardır. Benim söyleyeceklerim de var. Siz misafirsiniz. Top size. Hocam egzersiz benim konum değil ama skolyoz tedavisini düşünecek olursak aslında son yıllarda egzersizin önemi arttı. Yani biz cerrahlar açısından da egzersizin kabullenişi de arttı diyebilirim. O nedenle de skolyoza özel egzersizler veya skolyoza özel olmayan diğer sporlarla beraber yapılan egzersizlerin skolyoz tedavisinde önemli olduğunu şahsen ben kendim düşünüyorum. O nedenle de bunları mutlaka hastaların ek olarak belki bir korse tedavisinin alternatif değil ama bunun yanında beraber yapılması gerektiğini düşünüyorum. Egzersiz sizin konunuz olduğu için siz kendiniz anlatabilirsiniz. Özellikle korseleme ile birlikte yapılan kesinlikle belirli isimlerle artık ismi çok önemli değil. Evet. Değişik ekoller var, yapılan egzersizler var. Ve bunları özellikle gelişme döneminde o kemik yaşının sonuna kadar kemikleşmenin dikkatli olarak yapmak birçok kere cerrahinin de önüne geçebiliyor kesinlikle, bir ölçüde. Tabii. Onun için egzersizleri yapmak lazım. Evet. Düzgün duruş ama egzersizlerde kişiye özel yapmak lazım Ahmet Hoca. Yani kesinlikle. Şimdi bazen sorarlar bize ne yapalım diye. Evet. Kişiye özel. Peki anneye öyle güzel gösterdiniz ki eğdi, kiraz tarafı yüksekledi, kalçası, leğen kemiği. Hemen doktora gidecek. Evet. Doktora gitmek için alarm bulguları neler ve doktor neler yapmalı bu konuda? Ben biliyorum meslektaşlarımız da bizi izliyorlar zaman zaman. Evet. Siz ne dersiniz? Evet yani bu muayene ile başlıyor. Muayenede omuz asimetrisi veya en önemlisi öne eğildiği zaman ortaya çıkan o hörgüç şeklindeki kabarıklık eğer var ise bu ciddi bir alarm. Yani bu çocuğu mutlaka hemen doktora götürmek gerekiyor. Doktorların da iyi bir muayene sonrası ki buna kas sinir sistemi de iyi bir muayenesini yapmak lazım. Çünkü nedeni altta yatan neden bu olabilir. Bir skolyoz filmi dediğimiz bir film çekerek mutlaka bu çocuğun gövdesini bir incelemesi gerekiyor. Yani bugün hala da belki de röntgenin, hala da klasik röntgenin en çok kullanıldığı hastalıklardan birisi. Ama tarama için özellikle de şu anda çok düşük dozda ışın veren röntgen cihazlarımız var. Skolyoz için özellikle geliştirilmiş. Bunlarla çok rahat bir şekilde tarama yapılabilir. Yazık ki çok yaygınlaşmadı. Henüz İstanbul'da bile çok fazla hastanede yok. Doğru. Birkaç hastane ancak sayılabilir. Doğru. Üniversite hastanelerinde bile yok. Ama annelerin gözlemesi ve doktora gitmesi lazım. Evet. Doktor ne zaman müdahale eder? Bir fizik tedavisi ne zaman müdahale eder? ben biliyorum ama siz bir ortopedistin ne zaman özellikle girişim yapacağı konusunda ışık gösterir misiniz? Tabii. Yani bizim aslında korse tedavisiyle beraber bunu da yönetiyoruz. Korse tedavisini de 25 dereceden sonra başlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki 25 dereceye kadar eğriliklerin aslında çok fazla heyecanlandırmaması gerekiyor. Çünkü zaten skolyoz olan çocukların ancak %20'si ciddi anlamda tedavi gerektiriyor. Bu tespit edildikten sonra yakın takiplerle hasta izlenmeli ama 25 derecenin üzerinde korse başlıyoruz. Korse tedavisine rağmen eğer duruma olmaz ise, eğrilikte bir kontrol elde edemez isek ve bu eğrilik 40 derece, büyüyen çocukta 40 dereceye geçerse
O zaman burada bir cerrahi müdahale söz konusu oluyor. Aslında cerrahi müdahale tabii hoplayan, zıplayan, gayet sağlıklı bir çocukta insanlara çok ağır geliyor. Ama aslında biz bu cerrahi geleceği kurtarmak için yapıyoruz. Ve de bu yaş olarak da adolesan dediğimiz ergenlik döneminde yapılan cerrahi hem daha kolay oluyor, hem eğriliği daha iyi kontrol edebiliyoruz. Hem de yapılan cerrahi daha küçük bir cerrahi oluyor. İleriki yaşlardan o yüzden bunu beklemiyoruz ve o yaşlarda cerrahi yapıp eğriliğe dur diyoruz. O zaman hemen şunu da söyleyeyim. Bana bazen geliyorlar. Hocam bana skolyoz dediler. Kaç derece skolyoz dediler? 8 derece skolyoz dediler. Bir kit oradan kovuluyorum. 8 derece skolyozla panik içinde yaşayan insanlar. Evet. Birçok insanda 8-9 dereceye kadar olduğunu, bizim bunu tabii, küçük Excel'ler idaretimiz 14-15 dereceye kadar bile işte çok panik yapmadığımızı bir söyleyelim. Yani aslında son yıllarda skolyoz farkındalığının arttığını görüyoruz. Programlarda sıklıkla işlenen bir konu. Ama bu da zannederim insanlarda bu sefer bir telaş ve panik yarattı. Yani en küçük bir omuz dengesizliği veya en küçük bir skolyozda aileleri çok ciddi bir panik içinde görüyorum. Aslında panik olacak bir şey yok. Çünkü %80'i bunların zaten bu şekilde duruyor ve hiçbir şekilde ilerlemiyor. Yani 8 derecelik, 10 derecelik, hatta 10 derece tanımı olarak bile 10 derecenin üzerinde skolyoz diyoruz. Kesinlikle bunlar skolyoz olarak kabul edilmez yani. Şimdi hangi egzersizler, hangi sporlar diye sorular geliyor zaman zaman. Aklınıza gelen bir spor var mı? Evet. Şu yapmasın dediğiniz, mesela ata binmeyi diyeyim ben. Ata binmesinler. Evet. Düşüyorlar çünkü yerleri kırıyorlar. Doğru. Ama var mı öyle yani bir spor? Yani aslında bu konuda net elimizde bir kanıt yok. Yani tek taraflı sporları bazı yasaklayan ekoller var. Ama açıkçası bu konuda elimizde bir kanıt olmadığı için eğer bir çocuk bir spora tutkuyla bağlıysa ve bu sporu çok iyiyse açıkçası ben bunu çok yasaklamıyorum. Aynı şekilde hangi spor iyi geliyor sorusuyla da ilgili çok soru var. Bunun da tek bir spora bunu şey yapabilmek çok zor, indirgeyebilmek. Ama işte yüzme, pilates, yoga bu gibi sporlar bilimsel kanıt, çok kuvvetli bilimsel kanıt, korse kadar kuvvetli bilimsel kanıt olmasa da faydası olduğunu düşündüğümüz egzersizler. O yüzden bunları mutlaka tedavi içinde diğer tedavi yöntemleriyle beraber yapmak gerektiğine inanıyorum. Ahmet Alınay Hoca. Cerrahide muhteşem gelişmeler var. Evet. Hızlı bir şekilde onlardan da bahsedersiniz. Tabii ki. Yaptığınız mucizeleri şöyle bir anlatıverim. Ama şu bir dakikada. Tamam. Her şeyden önce yine ailelerin üzerindeki paniği kaldırmak için birinci ve en önemli gelişme emniyetlilik çok arttı. Yani bu cerrahiler artık eskisi kadar çok korkunç cerrahiler değil. Bu önemli bir bilgi. Animasyonda da gözüküyor aslında gerçekten. Evet. Yani vidalar, eskiden bunlardan görüyor. Çok büyük korkularımız vardı ama çok hızlı bir şekilde artık taburcu ediyoruz 4 günde. 2 hafta içinde okula gönderiyoruz çocukları. Yani inanılmaz gerçekten boyutlar ulaştı. İkinci söyleyebileceğim en büyük gelişme, biliyorsunuz skolyoz cerrahisinde biz füzyon dediğimiz işlemi yapıyoruz. Yani omurgayı donduruyoruz. Bu tabii omurga hareket her zaman söylüyorsunuz çok önemli. İyi bir fizyolojik bir tedavi yöntemi değil. Hep bir çözüm aradık kendimize. Başka bir şey yapılabilir mi? Füzyonsuz yapabilir miyiz dondurmadan diye. Bu da başladı. Şimdi artık kısıtlı endikasyon olsa da hem torakoskopik dediğimiz kapalı yöntemle üstelik de füzyon yapmadan eğriliği aslında yönlendirerek yani yanlış giden şeyi doğruya doğru yönlendirerek kullandığımız bant teknikleriyle artık füzyonsuz skolyoz tedavisi yapabiliyoruz. Bence bu herhalde 100 yılın bu konudaki en önemli gelişmesi muhteşem diyebilirim. Muhteşem. Açmadan, büyük cerrahiler yapmadan. Evet. Korse desteği? Zaman zaman uyguladığımız hastalar oluyor. Çünkü çok yeni bir cerrahi teknik. Bizde hani henüz daha uzun dönem sonuçta elimizde yok. Bazen panik olup korse verdiğimiz hastalar oluyor. Ama büyük çoğunluğuna korse vermediğimiz gibi 3 günde taburcu ediyoruz. Ve bunlar yaklaşık 10 günde falan okula dönüyorlar. Yani kapalı yaptığımızdan dolayı da son derece hafif bir cerrahi. Ve sporları, egzersizleri veriyorsunuz. Hepsini full diğer cerrahideki gibi kısıtlama yok. Bütün sporlara anında dönebiliyorlar. Hamit Hoca müjdelerle geldiniz bize. Evet. Bu artık skolyozla hakkından geldik. Harika, önümüz çok açık. Kesinlikle. Erken teşhis çok önemli. Erken teşhis edersek hiçbir sorun yok. Aman doktorlara geç kalmayın diyorsunuz. Evet. Ahmet Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim tekrar konuk ettiğiniz için. Ben hemen bir dakikada bir özet geçivereceğim. Tabii ki. Söylediklerimizi. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam.